Fakir. Allah öyle seçti. Başka?
Allah daha ona başka özelliklerle verdi. Niye dikkat edin? Sonradan görüyoruz biz. Elbette Allah-u Teala onu gönderirken böyle söylemedi diline. Ama biz anlıyoruz. Ha, demek ki Allah bunları özellikle seçmiş. Başka ne? Dedi ki ben o peygamberime, son peygamberime erkek evlat vermeyeceğim. Versem bile hemen alacağım. Yani çocukken alacağım dedi. O İbrahim'ini, Kasım'ını, Abdullah'ını hemen bir, 1,5 yaşında aldı. Ama Allah onun evini kızlarla doldurdu. Hiç dikkat edin. Çünkü yeryüzünde en çok ezilenler, sömürülenler, hakkı yenilenler, taşınmasına gidenler çocuklardı, yetimlerdi, kadınlardı, kızlardı. Onun için böyle bir peygambere ihtiyaç vardı. Ve öyle o peygamber de gelip böyle bizim burada nutuk çektiğimiz gibi ya kadına şöyle davranın, yok kıza bir öyle de bizzat gösterdi. Bizzat gösterdi. Tane tane gösterdi. Vallahi öyle gösterdi ki kızlara nasıl davranılır, kız evladına nasıl davranılır, eşlere nasıl davranılır, halalara nasıl davranılır. Öyle bir gösterdi ki vallahi Müslümanlar bile şaşırdılar ha. O günkü sahabeler bile böyle bazen tebessüm ettiler. Ya bu kadar da olur mu diye. Niye? Kendiler öyleydi ki, kendiler öyle zalimlerdi ki. Hani hepimiz okuyoruz ya, kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi diye. Lütfen orada bir durun. Orada bir durun, hemen geçmeyin. Allah aşkına söyleyin, siz bir kedi yavrusunu gömebilir misiniz ya canlı canlı? Bir köpek yavrusunu diri diri toprağa gömüp ölmesini bekleyebilir misiniz? Bir koyunun kuzusunu, bir oğla, geçirip oğlanını, bir danayı, bir buzağıyı, yani bir toprağa gömüp öldürebilir misiniz? Bunu kim kabul edebilir? Ama işte o günün insanı kendi öz evladını, kızını diri diri toprağa gömüyordu. Öyle bir dünya vardı, öyle bir günde geldi o peygamber ve Allah bütün bunları böyle ayarladı. Yani düşünebiliyor musunuz kardeşler? Allah-u Teala işte son peygamberi öylesine seçiyor, dikkat ediniz. Evet, şu kızları diri diri toprağa gömme meselesine biraz dönelim. Yani bunu biraz yakinen yaşayalım. Size böyle sadece romantik, duygusal şeyler olsun diye anlatıyorum. Bazı kitaplar yazmıyor ama bu kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesinin sebeplerinden birisi ne biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim öyle anlatıyor. Bu Mekke'de ve o civarda öyle adi bir sistem, öyle zalim bir sistem kurulmuş diyor. Bazı köşe başlarında tefeciler vardı diyor. Para babaları vardı diyor. Bunlar zengin kozamanlardı diyor. Bunlar gariban insanlara para verirlerdi. Boş para verirlerdi diyor. Ve o boş para katlanır da katlanırdı diyor. Öyle yüksek faizlerle verirlerdi ki ödeyemezdi zavallılar. Nasıl ödeyecekler? Peki ne olurdu? Daha iyi anlayabilmemedi ki. Şimdi biz de bankaya gitsek, ya bana bir 100.000 lira ver desek, sizden ne ister? İpotek ister. Ne? Nedir bu ipotek? Mutlaka yani gayrimenkul olacak. Bir tarlanızın tapusunu vereceksiniz veya oturduğunuz dairenin tapusunu vereceksiniz. Böyle sağlam bir şey vereceksiniz bankaya ki o da ne yapacak? Yani size kredi verecek. İşte o günün kafiri de, zalimi de, katları da böyle bir teminat istiyor. Ne istiyor? Bir gidenin bana para ver dediği zaman adamlarına diyordu ki gidin bakın bunun evinde bir kız var mı? 11 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında bir kız var mı? Onlar da giderler, araştırırlar, gelirler, var. Var efendim, bu adamın kızı var. Ver o zaman parayı. Ne olacak? Ödeyemeyecek. Ödeyemeyince ne olacak? Çok özür dilerim bunları anlattığım için ama bunlar gerçek. Tarih kitaplarının yazdığına göre Mekke'nin ve o civardaki bazı şehirlerin sokaklarında böyle allı yeşilli tınalı evler vardı, odalar vardı. O odalara bu kızlar konulurdu ve babasının borcu ödeninceye kadar zina yaptırılırdı. Zina yaptırılırdı o kızlara. Onun için zavallı erkekler de kız
çocuğu doğduğu zaman dünyası yıkılmış gibi olurdu. Ayette öyle diyor. Aslında bu adamlar tamamen masum değil. Kafirlerin adete boyun eğdiklerinden dolayı onlarla aynı suçlu. Ama Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim ve ila düşra halühüm bil hülsâ zalle ve yuhuhum üzvetten mehvet azim. Diyor ki onlara bir kız evladınız oldu diye müjdelendiği zaman diyor onların diyor suratları mahkeme duvarı gibi olurdu. Simsiyah olurdu diyor. Bu ayeti daha sonra aradan yıllar geçiyor. Efendimiz galip geliyor küfre. Kureyş'e galip geliyor. Müşriklere galip geliyor. Devletini kuruyor. Ve Medine'si var artık. Bir gün oturmuş aynen böyle şu benim okuduğum ayetleri okuyormuş ashabına. Oradan birisi kalkmış, biraz yaşlı, ey Allah'ın Resulü, şu anlattığım, o okuduğum ayet var ya, aynen benim başımdan geçti maalesef. O adamlardan biri de bendim. Bir gün bana geldiler çarşıda ve senin kızın oldu dediler. Vallahi dünyam yıkılmıştı o zaman. Ne yapacağımı şaşırmıştım ve koştum koşup eve baktım ki gerçekten doğru. Hanım doğum yapmış ve kız doğurmuş. Ver onu dedim. Sarıldım alıp gömecektim. Bunu Efendimiz'e anlatıyor. Sahabe de biliyor ha. Ama hanım vermedi. Allah'tan kork ya bu. Nasıl bunu? Sen toprağa gömeceksin. Bak hele. Yani göğsümde onun sütleri var. Ben ne yapacağım onu? Diye vermedi diyor. Çok uğraştım ama vermedi. Ben vazgeçmedim diyor. Ve gittim geldim arada istedim. Ama vermiyordu diyor. Hatta bu arada çocuk biraz büyüyordu diyor. Büyüdü büyüdü. Belki 4-5 yaşına geldi herhalde diyor. Bir gün geldim ki diyor. Ya Resulallah diye. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Dedim ki annesi yok evde diyor. Hemen bunu aldım gel seni. Niye götürüyorum diye. Aldım kızımı götürdüm diyor. Öldüreceğim. Toprağa gömenden artık diyor. Niye gömülecek yaşta değil. Toprağa gömülme de artık büyüdü diyor. Uçurum alıyordum diyor. Uçurumdan aşağı atacaktım. Arıyordum hangi uçurum bunu öldürür diye. Gezerken gezerken buldum diyor. Gezerken bir uçurum buldum şöyle baktım ki aşağılarda aşağıda kayalar da var. Bu buraya düşünce parçalanır kafa göz gibi ve ölür dedim diyor. Ama kız yani dünyadan haber yok yavrum diyor. Ve eli elinde diyor bırakmıyor beni diyor. Geliyoruz diyor. Ben böyle fırsatını oralarda dolaştım ve fırsatını aradım. Yavrum diyor biraz diyor, böyle gafil davranınca diyor tekmeyi vurdu ona. Gitti ve orada öldü diyor. Ondan sonra öldü ama diyor ey Allah'ın Resulü. Şimdi diyor iki şeyi hiç unutamıyorum diyor. Ben diyor tekmeyi vurdum diyor. Yavru uçuruma giderken birdenbire döndü. Öyle bir bastı ki bana diyor. Uçuruma gidiyor. Babasının tekmesiyle işte o bakışı hiç gözünün önünden gitmiyor diyor. Bir şey daha var. Uçuruma giderken diyor yavrunun kızını el elinden ve parmakları diyor öyle bir kaydı ki diyor avucumdan. Şimdi diyor elini şöyle yapsam kızımın parmakları aynı elinden bir aradan yıllar geçmesine rağmen diyor. Anlatıyor. Efendimiz ağlıyor. Ağlıyor, ağlıyor. Ama öteki sahabeler öfkeleniyorlar. Ayağa kalkıyorlar. Yeter ya, tut ya, anlatma. Yeter Efendimiz'i ağlattın, üzdün. Nereden çıkarttın bu meseleyi deyince Efendimiz ayağa kalkıyor. Anlatmıyor, siz susun diyor. Anlat, bir daha anlat, bir daha anlat diyor. Bak işte, biz işte peygamber kimdir? Sahabe kimdir? O peygamber niye gelmiştir dünyaya? Bütün bunları iyice bilmemiz lazım. Onun kadri kıymetini bilmek için. Hayrukum, hayrukum lisaikum. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olandır. Yani birileri vardır. Dışarının insanına çok böyle güzel davranır falan. Ama evinde hanımı ondan çeker de çeker. Yani işte bu dünya böyle bir peygamberi bir daha okumalı, bir daha öğrenmelidir. Her gün bir hanımın öldürüldüğü, iki hanımın öldürüldüğü bir Türkiye'ye böyle bir Muhammed Aleyhisselam'ın mesajının yeniden
bir getirilmesi lazım. Onun arkadaşlarının evet bir getirilmesi lazım. Kardeşim uzattım ama biz başka Hazreti Zübeyir'i anlatacağız ama buradan başlamamız lazım. Son peygamber diyoruz. Niye son peygamber? Dedik ki çünkü onun getirdiği kıyamet gününe kadar baki. Sadece Kur'an baki değil. Dikkat edin, burası çok önemli. Önemli olan şu. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki لَا تَزَالُ تَائِكَةٌ مِنْ اُمَّتِي زَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَالِفَهُمْ اَوْ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ يَحْتُلُهُمْ. Allah'a yemin ederim ki, nefsin elinde olan Allah'a yemin ederim ki, benim ümmetimden bir taife ciddi bir grup kıyamet gününe kadar tam hak üzere olacak. Bunun anlamı şudur. Allah'ın kitabını sadece kalpleriyle, hareketleriyle değil, her şeyiyle anlayan, yaşayan bir grup kıyamet gününe kadar olacaktır. Onun için muhterem kardeşlerim, yavaş yavaş konuya dönelim. Allah'ın kitabı değil, peygamberiyle kıyamet gününe kadar olduğu gibi anlaşılacak. Hiç hayatının karanlık bir noktası kalmayacak. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı santim santim, saniye saniye kayıt altındadır. Ve kıyamet gününe kadar gidecektir. Kur'an gibi onunki de gidecek ve bir de sadece kendisi değil. Yani bizim peygamberimiz bir filozof değil denip nutuk çekip gitmemiştir. Ne? Ortaya bir din koymuştur. Ortaya bir hayat tarzı koymuştur. Bunu arkadaşlarıyla, kızlarıyla, evlatlarıyla, özellikle dostlarıyla beraber koymuştur. Onun için peygamberle beraber kıyamet gününe kadar onun yaşadığı din ve o dini sahnede temsil edenler. Ben öyle diyorum. Belki hata olabilir. Peygamber Efendimizin rol arkadaşları, yanındaki bütün arkadaşları da kıyamet gününe kadar santim santim hayatlarından hiçbir şey eksilmeden gidecekti. Bunu böyle bilelim. Başka bir şey daha söyleyip unutmayalım. Kardeşler, niye son peygamber biliyor musunuz? Bir sebebi de şu. Biz varız ya. Yedirtmiyor hocam. Biz kimin? Biz varız ya. Allah-u Teala bizi şahit ümmet kıldı. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Allah bizi bütün insanlık üzerine şahit kıldı. Yani yarın insanlar yargılanırken bu peygambersiz günlerde yaşayan insanlar, zalimler, kafirler yargılanıp cehenneme atılırken hani Kur'an-ı Kerim okuyanlar bilir. اَلَمْ يَهْدِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ اَيَاتِ رَبِّكُمْ. Zebaniler kafirleri cehenneme atarken hem atarlar hem de sorarlar. Size bir Resul gelmemiş miydi? Size bir uyarıcı gelmemiş miydi? Deyip deyip atarlar ya. İşte peygambersiz günlerde de biz şahit olacağız. Onlara denilecek ki günümüzün kafirleri cehenneme atılırken denilecek ki sizin hiç böyle bir cehennem yevmikum mümi haza, böyle bir cehennemin varlığını, böyle bir sıratın, hesabın, mahşerin varlığını haber veren birileri yok muydu? Okulumuzda böyle biri yok muydu? Muhammed ümmeti yok muydu? Ahmet, Mehmet, Ali, Mustafa diye birileri yok muydu? Ayça, Fatma diye birileri yok muydu diye işlerimizde, yaşadığımız memlekette sorulacak. Niye? Çünkü biz şahit ümmeti. Allah bizi şahit ümmet olarak koydu. Onun için peygambere gerek yok diyorum. Peygamberin her şeysi ortada ve onun dinini yaşayan insanlar da ortada olduğu için yani bu kendi kendimizi böyle abartma diye ama bunun yükü de var elbette. Hocalarım burada, milyonlarca hafızlarımız yok mu şu anda dünyada? Elhamdülillah. Yaşayanlarımız da var ha. Bazıları şuna inanmayın ya. Efendim ahir zaman, artık her şey kötüye gidecek falan. Yok, öyle bir şey yok. Kıyamet gününe kadar Allah'ın izniyle güzel insanlar, güzel Müslümanlar,
dünyadan hiçbir zaman eksik olmayacak, her zaman bulunacak, hem de ciddi anlamda bütün insanlığa şahit olacak şekilde yerinde güzel Müslümanlar, kaliteli Müslümanlar bulunacak. Kardeşler, yani dikkat edin, bazıları buradan hep olumsuz, ya bu Yahudilerin uydurması efendim gibi, binası çoğalacak, bina çoğalacak, her şey kötüye kötüye gidecek, en son çarık çürük kalınca kıyamet kopacak. Bu söz yanlış bir söz. Allah kıyameti koparacak, o ayrı bir olay. Ama dünyada Müslümanlar, güzel insanlar hiçbir zaman eksik olmayacaklar. Hem de yaşayacaklar. Vallahi öyle yaşayacaklar ki, öyle dediğini görüyorum ki, öyle ilimleri, irfanları, amelleri, mücadeleleri, yani öylesine güçlü insanlar. Yanlış anlamayın, sahabeyi küçümsemiyorum. Sahabe büyüktür elbette. Ama soruyorum size, kafamızı karıştırmak değil de, aşkı saadette, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'sinde kaç tane insan işkenceyle öldü? Fazla yok, yanlış anlamayın. İki tane, biri Sümeyye validemiz, biri Yasir radıyallahu anh. Ha birkaç kişi de ben biliyorum, unutmuş olup. Ama beş tane yok ha, altı tane yok. Ha işkence gören var, Hazreti Bilal var, Hatta Büyükmeyret var, Erekli bazı köleler falan var. Ama ben size öyle şeyler anlatayım ki, hem de sadece benim gördüğüm, yaşadığım yüzlerce arkadaşım öyle korkunç işkenceler altında hayat sürmüşler ki, öyle korkunç ki her birinin hayatı inanın bir dizi olur. Roman değil, bir dizi olur. Var. Ve bu sadece bu bölgede değil, dünyanın her yerinde elhamdülillah İslam için ödenen şu bedellere bakın, şu gazeteye bir bakın. Yani Allah onların amellerini, çektiklerini zayi mi edecek? Yok, sen istediğin kadar o bombaların altında parçalan, sen işte falan asırda yaşayacaktın ki senin amelin diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'ın adaletine sığar mı bu? Biz de istedik bu dünyaya böyle bir dönemde gelmeyi. Biz dileşemedik ya Rabbi. Beni dünyaya getireceksen peygamberden 3000 kilometre efendim kuzeyde 1500 sene sonra şöyle yanlış anlamayın, meyhanelerin bilmem nelerin heykellerin doğduğu bir ülkede yaşayacak bile yaşayalım diye biz istemedik. Allah yarattı bizi. Onun için bizim bir tek amelimizi de zayi etmeyecektir Allah-u Teala. Hiç zayi etmeyecektir. Bu büyüklenmemiz için söylemiyorum. Bu Allah'ın adaleti budur. Verecektir. Bize de verecektir. Ve bu dünyada bugün şu öyle zulüm görenler var ki, öyle işkence görenler var ki ve hem de öyle güzel amelleri olan var ki, öyle ilim adamları var ki, öyle büyük kardeşler var ki elhamdülillah bu güzelliktir. Yani elhamdülillah. Yani bu işkencelerin şunları o tarafa fazla girmiyorum ama o da bir güzelliktir. Niye? İnallâhe heşterâ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın aldı buyuruyor. Bu ne demektir? Allah buraya yani benzetmek olmasın, ticarethane açmıştır, AVM açmıştır, büyük bir market açmıştır ve Allah müminlerle alışveriş yapıyor. Mallarını alıyor, canlarını alıyor, ömürlerini alıyor, gençliklerini alıyor. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ diye alıyor ve cennet veriyor. Asıl bunların olmadığı şeyden korkun ha. Eğer bir yerde müminler bedel ödemiyorlarsa, mallarıyla, canlarıyla, ömürleriyle, eğer Allah'a karşı bir bedel ödemiyorlarsa, vallahi asıl büyük tehlike budur ha. Bundan korkun. Asıl ki Efendimizin karşısına çıkıp toprak olur savaşmadılar. Sadece Kureyza oğulları değil, Beni Kaynuka oğulları da, Beni Nadır oğulları da, yani hepsi kardeşçe, hepsi yani hiç neyse ya erkekliğe yakışan hiçbir şey yapmadılar. Ve suikast düzenlediler, hiçbirini beceremediler. Aynen bugünküler gibi. Şu şerefsizlere, şu iddiasızlara, şu kafirlere bir bakıyor musunuz ya? Aynı soyun devamı. Yani dobura doburlar, in aşağıya, azze, işler, yiğitler, çık karşısına. Savaş, elinde hem de her türlü silah. Yok, öyle yapmıyor. Yüzlerce metre yukarıdan
binlerce metre yukarıdan sokakta oynayan gavruların üzerine bomba atıyor. Dikkat edin, paramparça ediyor. Ve o çocukların hiçbiri duvarların dibine bile kaçmıyor. Öylesine yiğit gavrular. Evet kardeşler, dünkü adamlar, işte bugünkü adamlar aynen devam ediyor bunlar. Kardeşler, ama söylediğim gibi, ahir zaman peygamberinin ümmeti de, ashabı da aynı şekilde devam ediyor. Aynı şekilde var, aynı yiğitler var. Aynı yiğitler var. Bugün hepimiz izliyoruz. Gerçekten yani, evet, kütübe aleykum elbette tabi vehve kurhullekum. Asa en tekrahum şeyen vehve kaybillekum. Size savaş yazıldı diyor Allah-u Teala. Sizin güzelliğinize savaş yazıldı. Evet, kötü görebilirsiniz ama iyi bilin ki sizin kötü gördüğünüz şeyde hayırlar vardır diyor Allah-u Teala. Biz de inşallah öyle görüyoruz. Ve yapılan araştırmaya göre bugün, yani 7 Ekim'den bu yana dünyada öylesine çok Kur'an-ı Kerim satılıyor ki, Avrupa'da ha, Amerika'da ha, yani buralarda değil, öylesine İslam'a, İslami araştırmalara öylesine yönelmiş bir bilgiler. Vallahi Müslüman olanların sayısı her gün artıyor. Çünkü Allah-u Teala bu dini sadece efendim alimlerimizin, şunun bunun, hocalarımızın anlatımıyla, kitabıyla şeyleden Allah dinini böyle de yayar. Hem böyle yayar ki, öyle yayar ki gerçekten hak öyle zuhur ediyor ki kardeşler. Hak yani Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde yani cahil hakkı ve zahil batın, yani batın geldi, hak geldi, batın zahil oldu. Hak öylesine ortaya çıkıyor. Yüzlerce cilt roman yazsanız, bilim çevirseniz yani böyle etki yapmaz. Bugün İslam dünyada böylesine ciddi bir yerdedir. Dediğim gibi bazıları bizi korkutuyor, ürkütüyor. Efendim hep kötüye gidiyor. Ne kötüye gitmesi ya? Ne kötüye gitmesi? Hani kötüye gitti? Onların kızları icazet alıyorlar. Yani öyle icazetler alıyorlar ki, öyle kızlarımızı tanıyoruz ki, ben müslülük yaptım vallahi. Onların okuduğu kitapların büyük bir kısmını okumadım. Öylesine güzeller, öylesine kaliteli insanlar görüyor. Öylesine gençler görüyor. İyiye gidiyoruz ha, korkmayın. Kimse bizim moralimizi bozmasın. İyiye gidiyoruz, İslam iyiye gidiyor. Ya bana inanmıyor, sana Amerika'ya sorun, İsrail'e sorun, kafirlere sorun, Avrupa'ya sorun. Deyin ki ya, siz en çok neden tedirgin oluyorsunuz? Sizin tehdit listenizin birinci sırasında kim var diye sorun. Amerika'ya sorun, Avrupa'ya sorun, Hollanda'ya sorun, kime sorarsanız sorun. İslam. İslam geliyor. Bütün dünyaya İslam geliyor. Onun için paniklediler. Onun için kudurdular. Eğer İslam gidiyor olsaydı inan kimse uğraşmazdı. Hatta diriltmeye çalışırdı. Bazı eski kültürleri diriltiyorlar ya, kazılar yapıyorlar, arkeologlar bilmem ne, efendim bitmekte olan, efendim daha eski dinler olan araştırıyorlar, ortaya çıkarıyorlar. Niye? Efendim, maksat arkeolog olsun, maksat tarih olsun. Ama İslam geliyor, vallahi öyle geliyor ki, şunda da bir hayır vardır ya. Yanlış anlamayın, elbette çalışacağız, elbette güçleneceğiz, elbette her şeyimiz olacak. Biz Allah-u Teala'dan yeryüzünün elbette efendisi olmayı isteriz, hakimi olmayı isteriz. Ama bu sadece böyle kuru kuru kuvvetle değil. Allah-u Teala dinini bazen var ya, biz zannediyoruz ki, atıyorum gençliğin nabzını tutuyorum. Zannediyor ki Avrupa'ya hakim olmak için o hedefler, o eski akıncılar, mücahitler falan. Yok, Allah-u Teala dinini böyle de yani. Allah-u Teala dinini Akdeniz'den, Ege Denizi'nden gider. Yani o sığınmacılar da yayar, onlarda da yayar, kasibanlarda da yayar, işçilerde de yayar, turizmde de yayar. Yani dikkat edin, yani Allah varsa gördüğümüz kadarıyla yani Avrupa insanıyla İslam dünyasını böyle katman çorman ediyor. Birbirinin içine yürütülüyor. Ve buradan galip çıkacak biz. Korkmayın. Biz zaten bir şey yapmasak bile yani onlara dinimizi anlatsak güzel olur. Onları İslam'a çeksek güzel olur. Ama inanın tembel tembel dursak bile yine İslam
çoğalıyor. Niye kafirler doğmuyor ki ya? Kafirler çoğalmıyor ki. Ben bu papaların hayatını biraz şey yaparım, takip ederim internetten. Ya papa falan şehre gitti, orada işte şöyle vaaz etti, şöyle dua etti diye onlara giderim biraz, şöyle bakarım. Ya ne diyor ya bu papa acaba? İşte biz doğu kutlu doğum yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz, bizim konuştuklarımız belli. Bu papa ne diyor acaba diye. Vallahi bu papa, ondan önce bu papa da Avrupa'da şehirlere gidiyor ve yalvarıyor. Ey Avrupalılar, evlenin ya, evlenin, çoğalın, biteceksiniz, tükeneceksiniz, yuva kurun, temiz aile yuvası kurun diye yalvarıyor adam. Niye? Evlenen yok ki, hiç evlenen yok ki, yuvası hani bazı ihtiyarlar dua etti, yani kökün kurusun, soyun kurusun, ya bunlara da kim beddua ettiyse bizim öldürmemize gerek yok ya, Avrupa'ya gidip de insan öldürmemize, İslam'ı yaymak için gerek yok. Kendiler zaten kendi kendilerini gebertiyorlar, doğurmuyorlar ve oralar, yani bilmem 2045 yılında Belçika, bilmem 2050 yılında Hollanda, şura bura Müslümanlara kalacak diyorlar. Yok ki, yuva kuran yok ki, doğuran yok ki. Onun için İslam geliyor muhteremler. İslam her zaman böyle Fatih iner, efendim şununla bununla gelmez. Bazen de böyle gelir işte. Allah getiriyor, Allah Rabbim o günleri bizlere görmeyi nasip eylesin. Yani böylesine İslam hümdür hümdür geliyor. Yani kardeşler, burada çoğu Avrupa'ya gidiyoruz artık, görüyoruz. Fransa'da gezdirdiler beni. Hocam ben seni bir yere götürdüler dediler. Ferran Clement diye bir şey dedi. Yani yeşillikler içerisinde. Vardık bir kiliseye, hocam buraya bir bak, bura ne? Hocam bura Haçlı Seferlerinin başladığı Papa Urbanus'un Hristiyanları kışkırtıp Haçlı Seferlerinin düzenlediği yer. Tamam. Hocam şimdi burayı biz satın alalım deriz. Niye? Yok. Cemaat yok ki. Yani kiliseler boşalıyor ve adamlar Müslümanlara ya satıyorlar ya da kiliye veriyorlar. Ha, öylesine. Yani bir Paris'te bir şeye gidiyorum böyle metroya. Hocam bak dedim, şu adama iyi bak. Baktım ne var? Adamın sağ tarafında şöyle yığılı sabahleyin. Sabahleyin içecekler veriyor. Yığılı Kur'an meali var diyor Fransızca. Şurada da yığılı İncil var. Biz diyor, bir şekilde biz akşam geldiğimizde bizim Kur'anlar bir tek tavana inmiş, İncil'de öyle duruyor diyor. Yani onun için biraz sabredelim. Biraz sabredelim, Allah'ın izniyle kardeşler geliyor. İslam gümbür gümbür geliyor. Böyle pat diye belki ilkten bile şey olmuyor ama geliyor. Geleyim diyor. Bana inanmıyorsanız şeytana sorun, bana inanmıyorsanız Amerika'ya sorun, Çin'e sorun. Baş belası gelmekte olan İslam'dır. Allah-u Teala günümüzü günümüzden iyi yapsın. Allah-u Teala evlatlarımızı bizden daha hayırlı eylesin. Ya selam, Allah'ın bizi daha bir selamette eyle. Ya mümin, Allah'ın bizlere iman, eman, güven, emniyet nasip eyle. Ya muhaymin, Allah'ın iyilikleri yapmayı, kötülüklerden de uzak durmayı bize kolaylaştır.